EYT sonunda çıktı, iyi de çıktı. Çünkü bir haksızlık vardı ve bu haksızlığın giderilmesi gerekiyordu. Uzun yıllardır iktidar buna aslında karşıydı, EYT'nin çıkarılmasına. Başta Erdoğan olmak üzere çıkarılmasına karşıydı. Ve EYT dün akşam mini bir siyasi şovla, aslında artık ekmeğini de yemiş bir konuydu bu. Yani EYT 3 aydır tartışıyoruz. Çıktı çıkacak, çıktı çıkacak, çıktı çıkacak. Sonunda da Erdoğan tükürdüğünü yalamamak için, çünkü Aralık ayı demişlerdi ve son gün o anlaşmazlık da sona erdi. Yani yaş sınırlaması da kaldırıldı ki yaş sınırlaması kaldırılmasaydı Erdoğan'ın, seçime giden Erdoğan için, Cumhur İttifakı için zor günler bekliyordu. Siz insanların ağzına bir parmak bal çalmışsınız. Ondan sonra aradan 2 aya geçmiş, tam Aralık ayı içerisinde hadi arkadaş yaşı getirelim mi getirmeyelim mi? Ki burada konuşuyorduk yani bunun yaşın gelme ihtimali yüksek diye konuşuyorduk. Ne var ki önemli bir gelişme yaşandı. Nedir o gelişme? Katar'dan 2 milyon euro para gelecek Ocak ayında. 2 milyon euro. Katar açıkladı bunu. O sıcak paranın da bence bir etkisi var. Ki şöyle de bir etkisi var. Vedat Bilgin'in bir açıklaması vardı. Yani biz Cumhurbaşkanı'na sunduk ama bu bir siyasi karardır. Bakın. Bu bir siyasi karardır. Bunun kararını açıklayacak olan, alacak olan da, artısını veya eksisini kefeye koyduğunda tartacak olan da Erdoğan'dır dedi. Erdoğan da kefeye koydu. Baktı ki pabuç pahalı. Eğer dedi ben yaş sınırlaması kadınlara, erkeklere getirecek olursam 2 milyon 250 bin kişi yerine 900 bin kişiyi emekli edeceğim. Yani o parmağı çaldığım bal bir anda acıya dönüşecek. Bunun faturasını da daha sonra ben sandıkta bana olumsuz sonuç olarak göreceğim. O yüzden o siyasi riske girmek istemedi. 2019 yılındaki o siyasi riske girmek istemedi ve yaş sınırı yoktur dedi. 2 milyon 250 bin kişi bundan faydalanacak. Onu size söyleyeyim. Yaş sınırı yok. Onu bir kez daha hatırlatayım. SSK, Bağkur, emekli sandığı hiçbir ayrım yapılmıyor ve bu işten faydalanacak 2 milyon 250 bin kişi var. Yasa çıkana kadar acaba kaç kişi olacak? O da belki hesap etmişlerdir. Belki de bunun içindedir, bilemiyorum. Kıdem tazminatları için de kredi paketi hazırlanıyor patronlar için. Yüzde kaç faizle nasıl ödemeli onu da bilmiyorum. Birisi demiş bak Rami, iyi ki seçim var yoksa ayvayı yemiştik abim. Evet, iyi ki seçim var yoksa hiçbir şey gelmezdi. Yani ne KYK borçları ödenirdi, ne vergi afları gelirdi, ne EYT çıkardı, ne yeniden toplu konut asrın projesi dedikleri toplu konut olurdu, ne işte başka yapılacaklar gelirdi. Ve burada önemli olan seçimin gelmesiydi. Seçimle birlikte EYT de çıkacak. Bunun sözü verildi. Ama ben yine de ne dedin? Ha, ona geleceğim zaten Ahmetciğim. Tabii burada kime teşekkür etmek sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Burada kime teşekkür etmeliyiz EYT konusunda? En başta zaten derneğe. O geçen günde Sayın Başkan'ı almıştık. O ne dedin Özgür'üm? Bir şey diyeceksin sen. Ha, örgütlü mücadele. Evet tabii. Burada esas doğru. Örgütlü mücadele çok çok önemli. O örgütlü mücadelenin sonunda yıllardır 4-5 senedir verdikleri örgütlü mücadelenin sonunda bunu elde ettiler. İlk defa Erdoğan hükümeti geri adım attı bu konuda. Yapmak zorunda kaldı. Bunun da tespitini yapalım. Ha, ben baktım ondan sonra yani Erdoğan'a öyle sosyal medyada o övgüler bir ara bir teşekkürler Erdoğan diye bir şey girdi. Ondan sonra o çıktı onun yerine teşekkürler Kılıçdaroğlu diye. Teşekkürler muhalefet diye bir şeyler türedi. Burada tabii kime teşekkür edeceğiz sorusunu da birazdan örnekleriyle anlatmak gerekiyor. Burada EYT'den sonra AKP'nin 500 bin oyu arttı olabilir. Ha bak, ben değişime inananlardanım. Onu size söyleyeyim. Ha, alın EYT'liler emekli maaşınızı ama bu düzene oy vermeyin. O sizin elinizde. Ben açık açık söylüyorum. Çünkü ben bu sistemin değişmesini, sistem diye bir şey yok zaten ortada. Yani tek adam yönetiminin değişmesini istiyorum. Eğer bu tek adam yönetimi değişmezse, eğer bununla kazanacak olursa tekrar bir 5 sene daha tasfiyeler dönemi başlayacak. Bu verdiklerinin hepsinin acısını çıkartacak bizden iktidar. Ya bildiğimiz iktidardan bahsediyoruz. Acısıyla birlikte çıkartacak ve muhalefette olsun, belediyelerde olsun veya muhalif düşünenlerde olsun bir tasfiye hareketi başlayacak. Güçlenmiş bir Erdoğan'la veya seçim kazanmış bir Erdoğan'la. O yüzden zaten bu adına sistem demediğim, tek adam yönetiminin olduğu bu ucubenin değişmesini istiyorum. Yönetim şeklinin, zihniyetinin değişmesini istiyorum. Siz alın paraları arkadaş.
Siz aflardan faydalanın. EYT'den de faydalanın. Hakkınız zaten arkadaş bu. Kimse size lütuf etmiyor. Bunlar sizin paralarınız, bizim paralarımız. Ama sandığa giderken sorgulayın. Bir 5 sene daha bu iktidarla, bu iktidarın yönetim zihniyetiyle gidecek olursak başımıza ne gelir diye. O yüzden diyorum ki alın ama sandığa gittiğinizde düşünerek, sorgulayarak karar verin. Bu önemli. Burada bence teşekkürü Erdoğan'a etmemek gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın 2019 yılındaki sözleri belli. Yani 2019 yılında Erdoğan için söyleyiverin bana EYT için. Seçimlerden önce kimse diyor bana EYT'yi çıkartamaz. Bak diyor İskandinav ülkelerinin hali ortada. Ve onlar diyor erken emekliliği çıkardılar. Hepsi battılar diyor. Bana diyor hiçbir arkadaşım diyor EYT çıksın diye gelmesin diyor. 2019 yılındaki malum Erdoğan'a. Ama malum Erdoğan'ı da biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Onun için hiç önemli değil. Yani onun için siyasi ataklar, hamleler önemli. 2019'da bunu demiş olabilir. Hiç fark etmez. O gün o söylenmesi gerekiyordu. Ama onun faturasını belki Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, büyük şehirleri, özellikle İstanbul'u kaybederek gördü. Aynı hatayı bu sefer yapmak istemiyordu. Veya ekibi dedi ki ya bak, çıkarmazsan Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde de gidebiliriz. En azından biz bunu çıkartalım. Yani bu sefer Erdoğan döndü. Hayırlı olsun millete dedi. Çıkardık dedi. Sözümüzü yerine getirdik dedi. Ama Erdoğan bunu çıkarmadı. Onu size söyleyeyim. Bir, örgütlü mücadeleyle bu çıkarıldı. Tamam mı? İki, seçimin olması büyük bir avantajdı. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, diğer İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi lideri, Refah Partisi, yeniden Refah Partisi lideri, Deva Partisi liderinin teşvikleriyle de siyaseten de zorlamasıyla çıktı. Bunun net bir tespitini yapmak gerekiyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş bakın. Sırada demiş otomobilde ÖTV var. Beni yorma demiş Erdoğan'a, tamam mı? Muhalefet ne isterse çıkartmak zorunda. Ama muhalefet de temelsiz atıyorsa bunları seçimi kazanmak için, seçimden sonra bunların hiçbirini gerçekleştirmezse o da gider siyaset çöplüğüne, onu da söyleyeyim. Meral Akşener şöyle diyor, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Muhalefet bunu da dile getirecek. Yine bir başkası Temel Karamollaoğlu, adım attık başardık diyor. Bunların çoğu arkadaşlar şöyle düşünün, muhalefetin dile getirmesiyle oldu. Ya dün size bir örnek verdim. Atanamayan öğretmenler Kılıçdaroğlu 100 bin atama diye hashtag açtılar ya. Muhalefet istediği zaman ancak iktidar harekete geçebiliyor. O işte bak, muhalefet ne demek ki Türkiye'de kuvvetliymiş. Yani kimse demesin şunu ya arkadaş, bu muhalefette de hiç iş yokmuş. Aman hiçbir şey yapmıyor bunlara mı? Bak muhalefet ne istediyse Erdoğan hükümeti tıkır tıkır, takır takır, şakır şakır hepsini yapıyor. Yapmak zorunda çünkü seçime gidiyor. Bakın o söz aynen şöyle 2019 yılındaki Erdoğan, ama Erdoğan beni şaşırtmıyor artık. Yani yani değişken bir Erdoğan var. Siyasette duruşu olmayan bir Erdoğan var. Dış politikada, iç politikada, ekonomide vesaire. 2019'da şöyle söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tutturmuşlar EYT diye bir şey. Arkadaşlara söylüyorum. Beni asla bu yola teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum. Göze alamadı. EYT'yi, yaş sınırı getirmeyi dahi göze alamadı. Bırak çıkartmamayı, yaş sınırı getirmeyi dahi göze alamayan, gerçekten seçimin sonucundan endişe eden bir Erdoğan var. Bu da akıllara kazınsın. Al arkadaş, al. Ne veriyorlarsa al. Ama sandığa giderken düşün. Tamam mı? Bunu da unutma. Yine önümüzdeki gün, özür dilerim, önümüzdeki günlerde epey bir tartışması olacak. EYT çıkarana teşekkür edilmez. Çocuk ve gençlerin kaçmış oradan. Durum vahim demiş. Muhalefetten staj mağdurları olacak desteği istiyoruz. Muhalefetten staj mağdurları için destek istiyoruz demiş.